aman da aman, ben sizi dünyanın en güzel adalarından birine mi götürüyormuşum? Sizi dünyanın en mutlu hayvanıyla mı tanıştıracakmışım? O zaman şimdiki bölümümüz Batı Avustralya'nın en güzel adalarından biri olan Rottnest Island. Hoş geldiniz. Şimdi Perth, Fremantle'dan express seferler var. Bu bir vapur ama yani vapur dedikleri şey aslında bizim Bursa'ya gitmek için kullandığımız İDO'nun deniz otobüsü arkadaşlar. Onun biraz daha küçüğü, iki katlı falan olmayanı ya da işte üstünde biraz daha böyle ufak bir katı olan. Salı günü gelirseniz yarı fiyatına, araba da girmiyor adaya ve sadece bisikletle ulaşım sağlanıyor içinde ve bisikletinizi hani kiralıyorsunuz. Salı günü gelmek yarı fiyatı olduğu için bizim için biraz daha hesaplı oldu ve sizi dünyanın en mutlu hayvanıyla tanıştıracağım. Tahmin edebilenler var mı acaba? Geldik, indik, bisikletleri aldık ve yaptığımız ilk iş yemek olacak. Neden? Sabahın 6'sından beri araba kullanıyoruz. Arada vermedik buraya yetişelim diye. Sabahtan beri kullandığımız için, yani sabahtan beri ayakta olduğumuz için şimdi yemek vakti. Fiyatlar nasıl? Burası güzel bir yere benziyor. Adanın sadece giriş kısmında yemek yerleri var. Birkaç tane güzel çeşitleri varmış. İşte Pub Meal'ından tutun da bunların en çok sevdikleri fish and chips var ya, ona kadar. Burası daha böyle bir kafe, daha bir böyle restoran gibi bir yer. Şimdi yemek fiyatları şöyle ki $13'dan başlıyor normal almak istediğiniz bir şey. $24'a kadar çıkıyor. Ne kadar büyükler tabii bilmiyorum. Hot kitchen dedikleri işte bu yemekler. Mesela burgerler $20 ile $22 arası. Pizza almak isterseniz pizzalarda $18'dan başlıyor. $21'a kadar çıkıyor. Ne kadar büyük nasıl bilmiyorum. Fotoğraflar şu şekilde. Adam burger alıyor. Ben vegetarian breakfast alıyorum. Adam da gerçi şöyle güzel bir vegetarian burger alıyor arkadaşlar. Umarız sunum iyi gelecek. Şimdi yemeklerimizi yiyip, kahvemizi içip, bisikletimize atlayıp adayı keşfetmeye başlayacağız. Bisikletim şu anda çok zorlanıyor. Güneş çok güzel, rüzgar çok güzel. İlk Huakai'yi gördük ama bize hiç yüz gelmedi. Dünyanın en sevimli hayvanı, en mutlu hayvanıyla tanışmaya hazır mısınız? Hazırsanız basın like'ları. Şunun tatlılığına bak. Dünyanın en mutlu hayvanı. Hi. You are very cute and very friendly. Cute. Thank you.
Island'da bir günümüze devam ediyoruz. Bisiklet kullanmak göründüğü kadar kolay değil. Fakat göründükleri kadar mutlu hayvanlar değil. Ya da bana en üzgünü denk geldi. Hala bir tanesini güldürüp bir selfie çekemedim. Ama biraz böyle dokundurtuyorlar. Kedi gibi sevdiriyorlar kendilerini. Bir de kulak arkasını dokununca böyle hayvan bir mutlu oluyor. Ve çok cana yakınlar. Genel itibariyle Batı Avustralya'nın şehirleri bana böyle Giresun İzmir'i hatırlattı. Allah'ım ne oldu? Memleket hasretim mi oldu? Nerelere benzetiyorum ya? İnanamıyorum. Peki burası nereye benziyor? Burası da Giresun Adası'ydı, bizdeki büyük ada. Ve şunu da yaptım ya, artık ekşi sözlüğe düşmezsem şu dakikadan sonra bir daha beni ekşi sözlükte kimse yazmaz. Doğası çok güzel arkadaşlar ve su harika, çok tuzlu. Ama bir Batı Avustralya klasiği. Hint Okyanusu'na baktığı için bu taraf. Su akıntı çok güçlü. İlk girdiğimde su çok soğuk. Ama renkler harika. Özellikle burada böyle. Şimdi geldiğimiz yer Salmon Bay. Burası daha güzel. Kristal gibi bir su var. Turkuaz ve yeşilin buluştuğu bir yer. Şimdi biraz daha dolanmaya devam edelim. Belki dünyanın en mutlu hayvanı olan Korkaslardan bir tanesi bana güler. Çok yaşlı. Kızık. Selfie çektireceksen bak bir su daha vereyim. Selfie çektirecekse su vereceğim de. Anneeeem. Look at you. Hey buddy, buddy, buddy. Göte bak. Su bitince o da bitti. Thank you.
Ya ben bu tatillere gidince niye videoların başını ve sonunu çekemiyorum? Niye hep ortalarda bir şeyler var? Neyse, bu videoyu tabii çekmiştim. Çekeli de uzun bir süre olmuştu. Videonun başında da dediğim gibi koronadan önce çekilen bir videoydu bu. Her şeyden çok habersizdik biz. O zamanlar dünya çok farklıydı. Her şey çok farklıydı. İşte videonun sonunu çekmediğimi fark edince dedim ki bari ben şimdi burada çekeyim videonun sonunu. İnsanlar da anlasın video sonuna geldi diye. Ufak bir tatil videosuydu. Daha ne kadar çok videom varmış onu fark ettim. Özellikle Batı Avustralya ile ilgili. Çünkü pek fazla Türkçe kaynak yoktu. Ben de dedim ki insanlar geldiklerinde işte Batı Avustralya'yı görsünler, tanısınlar dedim ama hangi gelme ya? Kapılar kapalı, kimse gelemiyor. Biz bile gidemiyoruz Batı Avustralya'ya. Belki de bu karanlık gündemde, can sıkıcı günlerde böyle eğlenceli bir video olmuştur. Hoşunuza gitmiştir umarım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazlasını görmek istiyorsanız video bitmeden önce lütfen kanala abone olup yanındaki çanı açarsanız bildirimlerden de haberdar olursunuz. Bunlar da benim sizden ufak ricalarım. Çok teşekkür ediyorum. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.